Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Sermaye doğayı talan ediyor, halksa bu yağmaya karşı direniyor. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı'nda 4 yıldır süren bir direniş var. Bu direnişin 2 yılı çadır nöbetiyle sürüyor. Gel gelelim son 10 gündür, 10 günü aşkın bir süredir halk artık direnişini alevlendirdi ve oradaki kesim alanına yakın bir bölgede direniş alanını doldurmayı sürdürdü. Buna rağmen on binlerce ağaç katledildi Akbelen Ormanı'nda ve alan maden sahası için maalesef tıraşlanmaya başladı geldiğimiz bu süreçte. Halk Limak'ın hukuksuz kesimlerine karşı direnişini sürdürüyor. Bir de Dikmece var. Depremzedeye konut bahanesiyle zeytinliklere kıyım yapılmak isteniyor Dikmece'de de. Ormanlık alanların ve zeytinliklerin imara açılmasına halk tepki gösteriyor. Hatay'ın Dikmece mahallesinde halk TOKİ'nin zeytinlikleri yok etmesine karşı büyük bir direniş sergiliyor. Bir de tabii talanda sınır tanımayanlar var. Bunlardan biri de Erdoğan'ın Gözde isimlerinden olan Cengiz Holding'in Kaz Dağları'nda yaptığı kıyım. Çanakkale'de Halil Ağa'da gerçekleşiyor bu talanda. Doğa savunucularının açtığı dava henüz sonuçlanmamışken ağaç kıyımına başlanmıştı. Gel gelelim o dava sonuçlandı. ÇED olumlu raporu iptal edildi. Ancak orman hayli talan edilmiş durumda. Bir de Trabzon Uzungöl'de millet bahçesi yapılması için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırma kararı alındı. Öyle ki sermaye devlet işbirliğiyle ülkenin her yanı, bütün ormanları, yeşili talan ediliyor, katlediliyor diyebiliriz değerli izleyenler. Yeşil alanlar kâr hırsıyla gözü dönmüş bir şekilde iktidar ve sermaye tarafından yağmalanıyor. Biz de konuğumuz CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal'la bu tablo ne anlama geliyor, ülkemizin yağmasına karşı muhalefet ne diyor bunu konuşacağız. Sayın Sarıbal hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Sayın Sarıbal öncelikle şununla başlamak istiyorum. Büyük bir talan tablosu var önümüzde. Ülkenin her tarafı kuzeyinden güneyine doğusundan batısına sermaye ve devlet tarafından yağmalanmaya devam ediliyor maalesef. Siz bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Önümüzdeki tablo bize ne söylüyor? İki açıdan değerlendirmek gerekir bunu ve sorunun adını doğru koymak gerekir. Birincisi kapitalizm, küresel ekonomik düzen. İkincisi bunun işbirlikçisi yerel iktidar. İkisi yan yana geldi mi en büyük canavar oluşuyor. Şimdi dünyada uzunca bir süredir kapitalizm özellikle Amerika, İngiltere, Kanada şirketlerinin bizim gibi az gelişmiş ülkeler üzerinde uyguladığı özel ekonomik politikalar var. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, şimdi uluslararası fonlar aracılığıyla bizim gibi ülkeler adeta abluk altına alınıyor. Ne demek istiyoruz? Eğer bir ülke kendi ekonomik döngüsünü sağlayamazsa, toplumunu ve ülkesini ekonomik program ve ekonomik yönetimiyle doğru bir şekilde kendi üretim mekanizması üzerinden yönetemez ise, borca muhtaç olur ise, yukarıya, dışarıya, IMF, Dünya Bankası, çok fonlar, yabancı şirketler, yabancı bankalar, tümüne eğer gidip sürekli para dilenmek zorunda kalırsanız onların yapacağı tek şey yerli işbirlikçilerle hayatı bize zindan etmek. Kapitalizm uzunca bir zamandır Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri bizim gibi az gelişmiş değişik ülkelerde ihtiyaç duyduğumuzda bize para aktarılması gündeme geldiğinde önce var olan bütün kamuya ait kaynakları tüketirler. Hatırlayınız 80'den sonra liberalizme geçtik. 80'den sonra liberalizme ilk neyle başladık? Özal, yabancı, dışarıdan para getirmekle başladı. IMF programları ve Dünya Bankası üzerinden özel programları uyguladılar. Bu programların tümünde ihtiyaç duyulan ve alınan her para karşılığında bu ülkenin kaynakları peşkeş çekildi. Kime? Ya ulus ötesi büyük şirketlere ya da iktidarın kendi yerel yandaşlarına çekildi. AKP ile beraber bu talan çok hızlandı. Çünkü AKP bu ülkenin bütün insanlarını çok hızlı bir şekilde borçlandırdı. Aynı zamanda devleti de borçlandırdı. Bundan önceki bütün krizler adeta devletin krizi olurdu, kamunun krizi olurdu. Ama AKP ile beraber yaşanan her kriz halkın krizi olmaya devam ediyor ve büyüyerek de sürüyor. İşte tam da bu tarihsel süreçte AKP özelleştirme furyasına çok hızlı bir şekilde devam etti. Eğitim, sağlık, tarım,
tarımsal kurumlar, elbette enerji, su, bütün bu politikalara baktığınızda maden çok hızlı bir özelleştirmeye gitti. Hatırlayın, bundan önceki tarihsel dönemlerde MTA üzerinden bütün maden işleri devlete bağlıydı. Yine tarım devlete bağlıydı. Yine bütünüyle orman, tarım, çevre, tarım alanları devletin kontrolündeydi. Ama artık bunların hiçbiri yok. Tamamen borçlanmış bir devlet, borçlanmış bir iktidar ve o iktidar devleti adeta teslim almış bir partinin tamamen devletleşmiş bir tarihsel sürecini yaşıyoruz. Burada kapitalizm tek tek istediğini, hani şunu söylemişlerdi, hatırlayın Lozan'ı, Mondros'u, o bütün tarihsel dönemi hatırlayın. Şunu söylemişlerdi, evet masada bunu bıraktık ama bir gün çantalarımızla gelip bu ülkeyi işgal edeceğiz demişlerdi. Bugün aynen bunu yapıyorlar. Bugün ülke büyük bir işgal altında, işgalin de iki ayağı var. Biri iktidar ve yandaşları, diğeri çoklu şirketler ve emperyalizm. İktidar şu anda bunlara hizmet etmekte ve geldiği, vardığı nokta bütün doğal alanlarımızın talanı. Dün Cerrahtepe'de, önceki gün Çanakkale'de ve Kaz Dağları'nda, Munzur'da, bugün ülkenin her yanında. Son kırılma noktası 14 Mayıs seçimleriydi, 28 Mayıs seçimleriydi. Çok üzgünüm, bu seçimleri kaybetmekle sadece seçim kaybetmedik. Aslında çevremizde gördüğünüz ne varsa, bunlar ormanlarımız, bunlar meralarımız, bunlar tarlalarımız. Bunu da hangi gerekçeyle yapıyorlar? Ya enerji gerekçesi, ya maden gerekçesi. Ama işin özü şu, iktidar bu ülkenin kaynaklarını tüketti, bitirdi. Bu ülkenin insanından topladığı paraları doğru yere yatırmadı. Kendi yandaşlarını zengin etti. Şu rakamı özellikle sizle paylaşmak isterim. 54 hükümet tam 740 milyar dolar harcadılar. Toplam, düşünün, 82 yılda bir iktidar kuruyorsunuz. 12-13 milyon insandan 66.4 milyon insana çıkıyor. Fabrikalar yapılıyor, yollar yapılıyor, demir yolları yapılıyor. Aklınıza ne geliyorsa. Ve bunun için toplam 54 hükümet, bunun içerisinde Mustafa Kemal Atatürk var, İsmet İnönü var, Adnan Menderes var, Celal Bayar var, Demirel var, İsmet İnönü var, Erbakan var, Bülent Ecevit var, Tansu Çiller var, Mesut Yılmaz var, var. Tam 54 hükümet. Kullandıkları toplam para 740 milyar dolar. 2002'den 2023'ün başına kadar AKP iktidarının kullandığı para 2,5 trilyon dolar. 2,5 trilyon dolar. Bütün bu kadar büyük bir serveti kullanmış olmasına rağmen bu ülke enerji gerekçesiyle bütün kaynaklarını şu anda yağmalatıyor. 2,5 trilyon dolar kullanan bir iktidar bu ülkenin ne enerji sorununu çözmüş, ne eğitim sorununu çözmüş, ne sağlık sorununu çözmüş, ne hayata dair işsizlik sorununu çözmüş, gelir uçurumunu çözememiş. En az gelirle en yüksek gelir alan arasında muhteşem bir farklılık var. Bu yetmemiş. Aynı zamanda vergi dağılımında inanılmaz adaletsiz. Düşünün ki işsiz, babasından ücret alan, babasından işte harçlık alan bir kişinin, bir öğrencinin bir litre su aldığında aynı parayı ödediğini, öbür tarafta ülkenin en zengin, en zengini kimse, o da aynı parayla onu aldığını ama ikisinin eşit vergi ödediğini, aynı vergi ödediğini ama biri bir günde 1 milyon kazanırken öbürü babasından 10 lira harçlık alan bir ülkeye getirmiş bu ülkeyi. Yani yoksullaştırmış, fakirleştirmiş, namete muhtaç etmiş. Bugün de artık dış borç ve iç borç yetmez. Borçlarının faizlerini bile ödeyemediği için, dünyanın hiçbir yerinden doğru dürüst para bulamadığı için körfez ülkelerine el avuç açmış. Onlar da güvenmeyip sana para vermeyiz. Ama bize bir yer verirsen bir miktar para veririz ya da ticari ilişkiler yaparız diyerek ancak bu kadar para bulan bir ülke iktidarı ülkenin geri kalan her şeyini yağmalamaktadır. Ne demek bu? Bunun adı şu. Bunun adı şu. Duyun umumiyeden bahsederiz biz. Duyun umumiye. Ne demektir bu? Osmanlı borçlarını ödeyemediği için bu ülkenin gelip var olan kaynaklarına el koymuştur, çökmüştür. O günün devleti de hükümeti de buraları o şirketlere tahsis etmiştir. Örneğin Tekeli İtalyan ve
Fransız şirketlerine reji sistemiyle vermiştir. Bugün de iktidar artık para bulamadığı için, çaresiz kaldığı için, daha doğrusu bu ülkeyi 20 yıldır yönetip çaresiz bıraktığı için, bu ülkenin bütün kaynaklarını sömürüp kendisi bizatihi bu çetelerle beraber ortak olduğu için geriye kalan çevremizdeki bütün doğal varlıklarımız şu anda tehlike altında. İşte Akbelen'de, Dikmece'de, Kaz Dağları da, Munzur'da, Hasan Dağı'da, Kütahya'daki var olan bütün kaynaklar da ne yazık ki bu. Düşünün, Muğla'nın orman varlığı %66. Muğla'nın yüz ölçümünün %66'sı orman varlığı. Ama Muğla'nın mevcut varlığının %60'ına arama çıkarmışlar. Arama. Muğla'nın, Milas'ın, Bodrum'un dünyanın en önemli turizm kaynağı olan buralar özel birinci derece doğal sit alanı ilan edilip korunması gerekirken adeta cehennem çukurlarına dönüştürülüyor. Sayın Sarıbal, tam burada bir araya girebilir miyim? Elbette. Evet. Şimdi siz korunması gerekirken dediniz. Aklıma benim hukuki süreçler geldi. Şimdi yurttaşlar buna itiraz etmek için sürekli dava açıyorlar. Ve bu dava süreçleri bitmemesine rağmen, süreçler devam etmesine rağmen nedense şirketler ellerini kollarını sallayarak, arkalarına kolluk güçlerini alıp insanları darp ettirerek bu alanlara girip kesim işlemlerini, yağma işlemlerini yapmayı sürdürebiliyorlar. Şimdi hukuki açıdan baktığımızda ne görüyoruz biz? Soru çok güzel. Hukuki açıdan bakarsak. Peki hukuksuzluğun olduğu bir düzende hukuki açıdan bakmanın kimseye bir faydası var mı? Elbette yok. Siz istediğiniz kadar haklı olun. Karşınızda hukuksuzluktan beslenen, hukuksuzluk sistemi haline getirmiş ülkeyi bir yapı var. Düşünün ki gücü eline alan kendi gücünü kullanarak kendine göre hak arayışı içerisinde ve adeta cezalandırma yönteminde. Şu anda düşünün. Esenyurt'ta insanlar giriyor tekel bayına, hesaplaşmayı silahlarla yapıyorlar. Şu anda hukuk dediğiniz mekanizma iktidarın vesayet aracına dönüşmüş. Hakimler ve savcılar saray ne der benim vereceğim karara göre ona göre hareket etmekteler. Dolayısıyla hukukun meşru olmadığını, hukukun üstünlüğüne göre hareket etmediğini, hukuk insanlarının vicdanına göre hareket etmediğinden çok net eminiz artık. 20 bin, 30 bin, 40 bin gibi yeni dava bilirkişi ücretleri koyarak adeta engeller getirdiler ve insanların dava açmaması için çaba sarf ettiler. Hatırlayınız, yine bunlar geldiklerinde MERA koruma kurulları, tarım toprak koruma kurulları oluşturdular. Bu toprak koruma kurullarını, çevre etki değerlendirme kurullarını ve raporlarını defalarca değiştirdiler. Her defasında kendi yaptıkları yönetmelikler, yasalar ve bunlarla ilgili uygulamalarda önlerine gelen engelleri bile o engelleri yok etmek için düzenlemeler yaparak aştılar. Bütün bunlara baktığımızda açık ve net bir şekilde doğa ve tabiat ve çevre katliamlarının oluşması için özel çaba sarf ettiler. Bu da yetmedi. Bu ülkenin bir jandarması var, bir de polisi var. Emniyet güçleri. Normalde hukukun emrinde olması gereken, savcının emrinde olması gereken kurumlardır bunlar. Ama gelin görün ki iktidar bir taraftan hukuku vesayeti altına alırken öbür tarafta da emniyeti, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı üzerinden emniyeti ve askeri tamamen kendine bağladı. Tamamen. İkinci bir vesayet ama bu defa joplu, silahlı, adeta baskı, zırhlı, gaz tıkan, toma, her türlü adeta savaşa gider gibi, savaşacakmış gibi zırhlı giyinişli asker, polis ekipleriyle sokağa çıktılar. Peki niçin? Niçin çıktılar? Yani ne bekleriz biz? Bu ülkenin birer vatandaşı olarak ve bu ülkeyi seven yurttaşlar olarak, yurtseverler olarak şuna bakarız. Polis, jandarma bu ülkenin ormanını korumalı. Bu ülkenin tarım toprağını korumalı. Bu ülkenin suyunu, toprağını korumalı. Polis, jandarma, hakim, savcı
Bir tek kişi, bakın bir tek kişi ormanda bir ağaç kesildiğinde önce cezaevine atılır. Hakkında davalar açılır. Bir yıl, iki yıl, üç yıl ceza verilir. Orman kanunlarıyla sorgulanır. Anadolu'da şöyle bir gelenek vardır. Orman kanunları en güçlü, cezası en büyük, en acımasız kanunlardır. Oysa siz köylü çiftçi olarak, orman köylüsü olarak kazara bir ağaç kesseniz, yakacak için veya başka için, hemen jandarma kapınıza gelir, sizi alır götürür, her türlü cezai süreci başlatır. Yani korkudan çiftçi bazen yakacak bir tek dal bir şeyi yoktur. Kuru odun toplamaya bile giremez. Ben bunu tanıyayım bilirim. Ama gelin görün ki hakim, savcı, polis, asker, tomahawk, tank, ne kadar askeri mürettebat alan ne varsa hepsi kimin için çalışıyor biliyor musunuz? İktidarın yasalarla izin verdiği ormanlarımızı talan etmek, oradan o talandan para kazanmak isteyen o maden çetelerinin, çoklu şirketlerin, yerli şirketlerin o ormanları rahat kesmeleri için ormanı koruması gereken devlete karşı halkı püskürtmek için kullanıyorlar. Halkı püskürtmek için. Geldiğimiz hal bu. Şu anda Akbelen'de yapılan da tam bunun aynısı. Hatay'da yapılan da zeytin alanlarında tam bunun aynısı. Çanakkale'de, Kaz Dağları'nda yıllardır yapılan tam bunun aynısı. Artvin'de, Cerattepe'de yapılan da tam bunun aynısı. Sinop'ta nükleer enerji santrali yapacağız diye tıraşladıkları orman tam bunun aynısı. Bakın bu Çalık Holding ve İçtaş, yani İsmail Çeken Holding, bu bizim ifademizle çeteler düzeninin birer parçası. Ama bilin, bu çetelere bu izni veren saray, bu onların sarayın izni olmadan hiçbir şey yapamaz bunlar. O saray onlar için her türlü yönetmeliği, her türlü yasayı hazırlıyor. Her türlü olanağı sunuyor. Orada 3 termik santral var. Muğla bölgesinde. Yatağan, Kemerköy, Yeniköy ve o bölgenin 3 büyük santrali. Bu santraller o bölgede zaten milyonlarca ton kömür kullandılar ve 1990'lı yıllarda bu santrallerin artık kapanması gerektiğini söylediler. Ama bu iktidar bir de hani hiç rahatsız olmadan getirdi meclise, Paris İklim Sözleşmesi'ne de imza attırdı. Meclisten de onay aldı. Ama Paris İklim Sözleşmesi'nin en önemli maddelerinden biri Türkiye'nin çok kısa sürede fosil yakıtlardan çıkıp, yani kömürlü santrallerden çıkıp yenilenebilir yeşil enerji politikasına dönmesi. Oysa bu da yok. Bunu da yapmıyorlar. Sayın Sarıbal, peki AK Parti iktidarı, saray rejimi, siz de ifade ettiniz, sermayeyle kol kola girmiş bir şekilde ormanları yağmalıyor, yeşil alanları talan ediyor. Evet, böyle bir tablo karşımızda. Peki muhalefet ne yapıyor ve toplumsal muhalefete nasıl bir görev düşüyor bu ormanların ve yeşil alanların korunması için? Bunu da sorayım. Şöyle, toplumsal muhalefet, evet, toplumsal bir muhalefetin varlığı net var. Ama eğer toplum örgütlü olmazsa toplumsal muhalefetin vereceği mücadele ancak seçime kadar oldu. Seçimde büyük bir mücadele verildi ama çeşitli gerekçelerle bu seçimi kaybettik. Zaten bunlar da düğmeye seçimden sonra bastılar. Ondan önce hepsini durağanlı hale almıştı. Tümü duruyordu. Bütün her şey durma noktasına geldi. Bu tür yağmalar, bugün bu tür talanlar adına söylüyorum bunu. Seçimden sonra tekrar devreye girdiler. Elbette bizim siyasetçiler olarak bir çabamız var. Ama bu yetmez. Eğer Kaz Dağları mücadelesindeki Artvinli dostları biz yatağına ya da Akbelen'i taşıyamıyorsak, eğer Kaz Dağları'nda verilen mücadeleci dostlarımızın bütününü oraya ya da Akbelen'e taşıyamıyorsak, ya da Cerrettepe, ya da Kütahya Hasan Dağı, ya da Türkiye'de var olan Munzur, eğer bütün bu çevre mücadelesi ve çevre mücadelesinin yürekli insanlarını Akbelen'e çağırıp orada
örgütlü bir toplumsal mücadele koyamıyorsak, o mücadeleyi topla, tankla, tüfekle ve jandarma baskısıyla ne yazık ki yeniyorlar. Ne yazık ki. Şu anda yaşadığımız süreç bir grup insanın devletleşmiş bir iktidarın hakimi elinde, savcısı elinde, jandarması elinde, polisi elinde ve fitursuzca, düşünün, bir metrede bile gözüne gaz sıkabilecek kadar gözü kararmış bir şekilde verilen emri yerine getirmek zorunda olan bir yapıyla mücadele etmek zorunda kalınıyor. Şu anda durum bu. Bunun için önemli sadece toplumsal muhalefet değil, toplumsal muhalefetin eylemsel gücüne ihtiyaç var. Biz siyasilere de gerçekten büyük bir ihtiyaç var. Evet, gidiyoruz, bir mücadele ortaya koyuyoruz ama bu mücadeleyi büyütemiyoruz. Bu mücadeleyi çoğaltamıyoruz. Akbelen'de 800 dönüm önemli bir orman vardı. 800 dönüm ormanı hemen hemen bitirdiler. Şimdi o ormandan sonra kalan toprak için, orada çalışmak için o bölgeyi yollarla ve belli ki birkaç gün sonra dikenli tellerle kontrol altına alacaklar. Toprağı sıyıracaklar. Sıyıracakları toprağın altından da orada kömür almaya devam edecekler. Aslında temel problem uzunca bir zamandır örgütsüz hale getirdikleri, sürekli içini boşalttıkları, sürekli değişik yasa ve yönetmelik ve genelgelerle örgütleri tamamen güçsüz bıraktıkları, işlevsiz bıraktıkları bir tarihsel dönemi yaşıyoruz. Bugün sadece bir avuç insanın kendisine dokunduğunda, kendisinin yaşam alanına müdahale edildiğinde bir refleks ortaya koyuyor. Bugün orada Akbelen'de ikiz köylüler, o çevre köylüler bir mücadele veriyorlar ama yalnızlar. Maalesef yalnızlar. Evet, biz parlamentoyu çağırıyoruz ama günün sonunda parlamentonun çoğunluğu AKP ve MHP'nin elinde. Ama bilinmesi gereken şu, bu parlamentoda artık tamamen o iktidar mensuplarının çoğunluğu nedeniyle işlevsiz hale getirilmiş durumda. CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıballa, ülkenin dört bir yanı talana açılmışken muhalefet bunu nasıl görüyor? Hukuki sürecin önündeki engeller neler ve bu talan sistemi nasıl değişecek? Bunu konuştuk. Takipte kalın, hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.